Yeni bir çekimden herkese selamünaleyküm. Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Arkadaşlar, bugünkü çekimi şehir içi çekimi yapacağım. Çünkü gideceğim yer kısa bir mesafe. Noktanın birini verdim. Bir noktam kaldı, oraya gidiyorum şu an. Size bir şehir için sıkıntılarını göstereyim. Açı inşallah iyidir ya. Biraz arkaya yatmış gibi duruyor kamera ama umarım bozuk değildir. Olsa da duruma göre bakarız. Evet, gördüğünüz gibi her yerden bir şey geliyor arkadaşlar. Bir de hızlı hızlı geliyorlar hiç. Adam Allah'a emanet, tam gaz gidiyor. Şimdi buradan karşı yola geçip dönüş istikametine gideceğiz. Tarihimiz 23 Ocak 2024. Şöyle bir bakalım, gelen giden yok. Günlerden salı. Ankara'dayım. Birinci noktayı verdim. Şimdi ikiye gidiyorum. Gideceğim yer Sincan Organize Sanayi'de arkadaşlar. Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Şimdi köprünün altından dolanıp tekrar köprünün üstüne çıkacağız. Karşı istikamete geçeceğiz. Buralar güvercinlik diye geçiyor Ankara'da. Mal indirdiğim yer. Dolmuşlar çok tehlikeli, gördüğünüz gibi otobüsün peşini bırakmıyorlar. Ya önündeler ya arkasındalar. Bakın, adam geldi, önüme atladı. Şimdi ne yaparsan yap. Uzun uzun yakalım da. Tır yani, tır. Taksi değil ki önüme atlayayım sen benim. Ben senin durduğun gibi duramam yani maalesef. Şöyle sinyalimizi verelim. Burada çok tehlikeli. Buradan gelenler zart diye en sol şeride atlıyor. Buradan gelenler de sağ tarafa geçmeye çalışıyor. Çadır karışıyor burada. Şimdi bakın, buraları biçmişler arkadaşlar. Nasıl bir giriş yaptılarsa. Refüj Pert. Bakalım, diğer taraf hemen bizi içeri alacak. Allah senin cezanı vermeye. Görüyorsun değil mi? Bak. Ya döneceğim, niye benim önüme geçiyorsun ya? Etme eyleme, kurbanın köpeğin olayım ya. Ya bu var ya, şehir içinde araba sürmek, şu otobüs şoförlerini gördüm. Gidip geliyorum bu şehir içi. Egoların şoförleri var. Allah onlara bin bir sabır versin. Peygamber sabrı versin Allah onlara. Allah onlara peygamber sabrı versin inşallah. Abi bildiğiniz gibi değil. Ya adamın önüne geliyor, atlıyor. Bak şimdi vursam buna uğraşacaksın yani. Suçluluğundan, suçsuzluğundan değil. Orada uğraştır, yok tutanak, yok polis, yok bilmem ne. Yani burada önemli değil. İster suçlu çık, ister de haklı çık. O da önemli değil. Şu soğuk havada zaten buz gibi dışarısı. Ya beni görüyorsun, sağdan gidiyorum. Adam, sağa döneceğim madem. Fren yapıp da arkama girsene, ben oraya döneceğim ya. Yani nereden döneceksin sen ya? Böyle top, böyle genişliğe atla. Yol dar zaten, belli. 2 dakika sabredemiyorlar. 2 dakika. 2 dakika bile değil ya. 10 saniye, 15 saniye. Bak şimdi de bak işte. Yani kara düzen gidiyor bak. Kamyoncu çıktı, kamyoncuyu bile görmüyor. Bak nereyeydi acaba acelesi? AVM'ye gidiyor. Ah. Sivas plaka. Hadi seni yabancılığına verek. Yabancı mısın, değil misin? O da belli değil de. Şu irsaliye de bir bakayım ben. Orası diye biliyorum ama kara düzen gidip de ondan sonra. Evet, orası. Buna gidip de kapının önünde rezil olmayalım zaten. Ya kusura bakmayın arkadaşlar ama insan ister istemez sinirleniyor yani. Yoksa normalde sakin bir kişiliğim var. E gel de şimdi sinirlenme.
Ya var bastın mı dursa durdurayım eyvallah. Arkada mal var ya mal kayacak. Basacaksın dur taksi gibi durmaz. Yüklü araba. Hayır ikincisi de niye önüme atlamaya ne hakkı var yani? Ben nasıl milleti bekliyorsam o zaman ben de gideyim en arkadan gireyim herkesin önüne gireyim koca tırla. Yanlış bir şey. Ya acele ne olur da adam AVM'ye gidiyor. Acelesi AVM. Ayıp bir şey ya. Yok abi yok. Şehir içi çalışan şoförlerin Allah bin bir türlü yardımcısı olsun. Şehir içi otobüsçüsü, egocusu, ne bileyim kamyoncusu, kamyonetçisi, dağıtımcısı. Allah yardımcılar olsun. Çok zor yani bu trafikte. Büyük araç kullanmak gerçekten çok zor. Ya korkmuyorlar bir de. Canıma bir şey olur mu olmaz mı diye de korkmuyorlar. Lan vurdun mu bu küçük bir şey değil ki. Allah korusun canını alır yani adam. Allah korusun canını bile alabilir yani. Ama adam bunun farkında değil. Adam bakıyor diyor ki ha bu tır lan bu hareket edemez diyor. Ama tırlar şimdi eskisi gibi değil. Tır gaza bastın mı 500-600 beygir 700 beygirlik tırlar var. Senin taksinden 1000 kat daha seri. Eski zamandaki tırlarla karıştırmayın aga bunları. Adam kalkışta kodun mu gaza uzatıyor vallahi. Hele boşsa zaten yetişme imkanın yok. Adam geçelim diye zorluyor. Ne oluyor? Patlıyor kalıyor. Şimdi bu motorcu abimiz ne yapıyor? Sinyali vermiş sağ sinyali. Buradan gidiyor bakalım. Yok dörtlü yakmış. Pardon. Çok özür dilerim. Adam dörtlü yakmış abi. Adam dörtlüsünü yapmış. Fark edileyim diye yaktı büyük ihtimal. Çünkü Ankara'da motosiklet kullanmak o da ayrı bir sanat. Bunu motosikletçiler daha iyi bilir. Beni eğer izleyen motosikletçi varsa Ankara'da motor kullanmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Ankara'da araba kullanmak bile bir marifet ki kaldı bir de motosiklet kullanıyor adamlar. Abi ne demişler? Nerede çokluk orada zortluk. Kalabalık hiç iyi değil işte ama. Zor abi zor. Her gün şöyle trafikte işe gidip geldiğini düşün. Zaten işe gitmeden yorulursun. İşe gitmene gerek bile kalmaz. Acayip bir soğuk var. Dışarıda ayaz var. Sular falan birikinti olan yerler hep donmuş. Bakın arkadaşlar şunda 3-5 tane kamera var. Bu adam radar. Bu adam hem de gezici radar. 50'ye doğru düşelim. Bilemeyeceğiz 50 mi 70 ile mi gideceğiz de. İnşallah bir şey yazmamıştır. Gezici mi normal radar mı bilmiyorum. Döndü o tarafa gerçi. Yani nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Burası İstanbul yolu diye geçiyor arkadaşlar Ankara'da. Bilenler bilir. Buradan diyeyim direkt gittim mi burası İstanbul'a çıkar. Biz Ayaş yoluna döneceğiz. Ayaş tarafına gideceğiz. Sağ tarafa geçelim. Allah. Şehir içi insanı hasta eder ya. Vallahi sinir hastası eder. Başka da bir şey etmez. Kimisi tamam diyor akşam işte evime gideyim diyor ama abi evine gitsen ne olacak o stresle? O kafayla eve gitsen ne olur yani? Gitmesen ne olur? Gitmesen daha hayırlı olur yani o. Sinirle stresle eve gitmesen daha iyi olur. Şimdi şuradan bir sağ yapacağız. Şu çekici
izin verirse. Plaka 41 abi, dikkat. Aman dikkat. Aman mesafemi açayım şöyle. Allah Allah, bunlar ne zaman yapmışlar ya? Ben demek ki buradan bayağıdır geçmiyordum herhalde. Şurada evler yoktu, ev dikmişler. Gece kondu gibi bir anda dikilmiş. Vallahi ben bayağıdır demek ki geçmiyorum buradan. Allah Allah. Ya da hiç dikkatimi çekmedi, bilmiyorum. Vay be. Abi adamlar hızlı. Vallahi adamlar hızlı. Şimdi burada öğlen saati, büyük ihtimal yemeğe çıkacaklar. Bakalım yemeğe denk getirebilirsek belki biz de yeriz bir şeyler. Şöyle bir sol yapalım. Ne gidiyor, ne yol veriyor. Kiralık şirket aracı. Allah la ilahe illallah ya Rabbi ya Resulallah. En iyisi şuradan geçmek. Bakmıyor ki aynasını adam. Aynaya bak pek. Aynayla işi yok yani. Aynayı arabaya takmışlar ama bu aynaya acaba ne işe yarıyor diye bakmıyor. Maşallah. Yollar sağlam çökmüş. Kış olduğu için midir nedir? Aa, evet bak radar var abi. Adamlar radar koymuş. İyi yavaş gitmişiz. Burada normalde olmazdı. Bayağı değişmiş Ankara ya. Yavaş gitmekte fayda var. İşte şehir içi böyle arkadaş. Dert, sinir, stres. Yerden radar çıkar, bir yerden bilmem ne. Radar da yani nasıl çekiyor bu kadar şeridi bilmiyorum. En sağdaki ön plakaları gözüküyor. Solla orta şerit Allah'a emanet. Çünkü araba kalabalık araba. Bir sürü araba var. Konuşamadım. Trafik yoğunken yani plakayı göremez adam. Bak adam zart diye atladı oradan sola. Bu ne biçim bir yolla böyle? Sallana sallana. Thank you.
Bir de kornanın sesi de yok. Şu kornayı kendim duymuyorum ki adam nasıl duysun seni? Kimse tınlamıyor yani bu adam kornamı çalıyor. Duymuyor yani. Teybi meybi açıksa zaten hiç duymaz. Kornaya bir çözüm bulmamız lazım. Önüme geliyor daha hiç. Şeritle bir alakası yok. İşte ülkenin ehliyet sınavı mı diyeyim, neyi diyeyim bilmiyorum. Ama ehliyet araba kullanma şeyi çok düşük. Çok düşük. Dikkatini vermiyor adamlar. Dikkat bozukluğu mu var, ne var bilmiyorum. Adam yani şu şeritli arabayı tutamıyor. Yani bu şeritli arabayı tutamayana da ehliyet vermezsin yani. Kim veriyor bunlara bu ehliyetleri ben bilmiyorum. Ehliyet hocaları nasıl bir hoca yani? Kendisi acaba kullanabiliyor mu? O da bir soru işareti. Tabii bunu genele yaymıyorum ama bir çoğunlukta var yani işin gerçeği. Evet, burası da Devlet Mahallesi. Bugün Ankara'yı gezdik. Evet, tabela çıktı, organize sanayi bölgesi. Bu gideceğim yer çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Çok işlek bir depo. Müşteri. Yani önünden ne tır eksik olur, ne kamyon eksik olur, ne kamyonet eksik olur. Yani hep dolu orası. Ben hiç daha boş görmedim bugüne kadar. İnşallah alırlar hemen. Çok sallanıyor araba ya. Bu araba niye bu kadar sallanmaya başladı ki? Şu sağ tarafımız Sincan Harikalar Diyarı diye geçiyor ama yani gerçekten de Harikalar Diyarı. Bayağı büyük arkadaşlar bura. Bir ara Avrupa'nın mı, Türkiye'nin böyle bir şey vardı da pek hatırlamıyorum. En büyük parkı diye biliyorum. Zaten girdim içinde kayboluyorsun. Bayağı bir büyük yani. O yüzden biraz meşhur. Bak adam yanımdan geliyor mu? Adamı hiçbir şekilde göremiyorum belli bir noktada. Adam araba yok oluyor. Acaba diyorum geride mi kaldı, ileri mi gitti ya da döndü şu tarafa mı gitti diye düşündürüyor yani. Niye? Çünkü adam yanımdan geliyor. Aman 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 aman. Hadi oğlum hadi ya geç ya dur ya. Adam yanım sıra geliyor. Hadi yavrum buraya ne yapıyorlar şimdi? Yol çalışması. Buranın ne yol çalışması acaba? Allah Allah. Ya ben buralara gelmeyeli ne kadar zaman olmuş böyle? Vallahi billahi. Her yer değişmiş. Kim bilir ne yapıyorlar? Tadilat falan mı yapıyorlar artık? Başka bir şey mi yapıyorlar? Anlarız şimdi. Buraya yeni devlet hastanesi yaptılar. Bayağı bir büyük. Geçenki bölümlerde işte izlediyseniz rahatsızdım geldim. Çok pardon. Geldim içerisi böyle. Ana baba günü. Eğer orayı beklesem belki tam 24 saat bir gün beklerdim orada sıra gelsin diye. Bir gün beklerdim orada bayılır ölürdüm herhalde. O yüzden çıktım geri kaçtım. Evet bir altyapıyla alakalı bir şeyler yapıyorlar ama büyük ihtimal bu İvedik mivedik bilmem nere Polatlı su hattı var. Herhalde onunla alakalı bir şey yapıyorlar. Bakın şimdi adamlar önüme atlayabilir. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak yukarıda üst geçit var. Bunlar buradan geçiyor. Bak üstünde adamın üstünde ya üst geçit var. Bak üstünde ha. Çalışmıyor mu acaba diye baktım ama merdivende insanlar var. Yeni yapıldı orası hastane için. Adam yoldan geçiyor abi.
şurası kapalı ya işte oradan geçiyor rahatça. Buradan da nasıl geçerse bak burası da aynı. Aman dayı benim önüme atlamadan ne yaparsan ya. Kurbanın olayım senin. Üst geçitler üşeniyorlar abi biraz yürüyün ki açılsın yerleriniz açılsın ne bileyim. Dalağınız böbreğiniz açılsın ya. Bu kadar üşengeç olmayın ya. Evet buradan geri veriyor. Kavşaktan zaten sola döneceğiz. Sola döndükten sonra gideceğimiz yere ulaşacağız Allah izin verirse. Söyleyemedim. Kaydımı yaptırırım. Bakalım adam ne diyecek. Belki direkt alır. Şöyle kapının üstüne çıkalım şuradan. Ay maşallah. Ay maşallah. Saat 12'ye çeyrek var. Şuradan göbekten sol yapacağız. Burası da Törekent diye geçiyor arkadaşlar. Semt olarak. Şu taraf. Bu taraf zaten organize sanayi. Organizeye gideceğiz bakalım. Evet ya Allah bismillah. Şöyle sinyalimizi verelim ki altımıza girmesinler. Dur. Geliyor hala. Gelip altıma girecek zorla ya. Git aga git. Koca yol. Hop. Evet burası Sincan Organize arkadaşlar. Sincan Organize Sanayi. Buradan dümdüz gideceğiz. Yol bitince sağ tarafa döneceğiz. O yolu takip edince zaten gideceğim yere ulaşacağım. İnşallah. Şu kalabalıkta. Buranın nasıl bir betonu varsa burada zaten gördüğünüz gibi şey yapmışlar. Araba acayip kayıyor arkadaşlar. Özellikle taksi, minibüs böyle hızlı girdin mi bildiğiniz buz gibi oluyor beton. Nasıl bir beton yaptılarsa yazın çok oluyor özellikle. Yazın bir de yağışlı havalarda. Hey maşallah, hey maşallah. Buraları Ankaralılar bilir arkadaşlar. Ankara'da yaşayanlar bilir. Sola mı dönecek ne yapacağım? Evet en sola gidiyor. Biz şöyle sağdan sandan devam. Kamera da iyice darmahaşat oldu gibi ama inşallah olmamıştır. Sabitleyemedim. Biraz acele ettim. Çok düzenleyemedim. İnşallah iyidir. Thank you.
gezici mobil bakım aracı diyor. Neyin bakımı acaba? Yollar berbat arkadaşlar, gördüğünüz gibi hep çukur, hendek, çatlamalar var, çukurlar var, bir de yetmezmiş gibi tümsekler var. Sanki yol çok güzelmiş, gidebiliyormuşuz gibi. Bir adam tümsek yapmış. Ay maşallah. Şurada vardı bir tümsek, evet var. Abi bu nasıl bir yol ya? Tövbe ya Rabbi, bismillah. Evet, buradan dümdüz gidince bir 500 metre ya da 1 kilometre civarı olması lazım. Gideceğimiz yere ulaşacağız inşallah. Bayağı sağlam firmalar var ama arkadaşlar buralarda. Bayağı tutunmuş, güçlü iş yapan firmalar çok. Şu dayının acelesi var herhalde, biraz yanaşayım çeksin gitsin. Bak, yer kalmamış, adamlar ta arabaları ortalara koymuşlar. Şimdi de geçmiyor. Tümsekten geçti, şimdi de beni geçmiyor. Kararsız. Burası bayağı bir iş imkanı sağlıyor arkadaşlar Ankara halkına, özellikle Sincan tarafına. Burada çalışan çok. Hop. Biraz sert dedik. Ha sen bir git kardeşim, git kurbanın olayım, bir git ya. Adam geldi, tampon tampona gidiyoruz, ne geçiyor, ne yavaşlıyor, ne duruyor. Şuralarda bir yerde olması lazımdı yanılmıyorsam. Yoksa yanlış mı geldik? Şu dörtlüğü bir yakayım da. Evet şurası. Şu virajı dönünce dururuz. Evet zaten tır durmuş orada. Arkasına da ben duracağım. Çünkü duracak yer yok arkadaşlar. Adam acayip iş yapıyor buralarda. Duracak yer yok. Yani insanların da yapacağı bir şey yok. Bu taksi değil ki ben bir yere gideyim sokayım bunu. Mecbur böyle duracağım. Yapacağımız bir şey yok. Ben gideyim bir kayıt yaptırayım. Ondan sonrasına sonra bakacağız inşallah. Araba biraz kendine gelsin. Zaten gelen giden yok. Arkadaşlar dediğim gibi oldu. Abi sağ olsun. Kaydı maydı yaptı. Bende de plakadan çağıracağım seni dedi. Arabanın yerini söyledim ben de şurada diye. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam dedi. Yemek saatiymiş. Gitti de orada yemeğini falan ye dedi. Şimdi yemek yemeye gideceğim arkadaşlar. Zaten açım. İzninizle. Gidip bir karnımı doyurayım. Ondan sonra geri gelirim arabaya. Zaten çağırır herhalde ondan sonra. Bu çekimimiz de böyle olsun arkadaşlar. Araba çukurlarda zıplaya zıplaya sularım mularım dağıldı hep. Vay anasını ya. Bir dikiş tutturamadık bu işe. Bu çekimimiz böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yeni abonelere tekrardan hoş geldin. Eskilere zaten selam olsun. Böyle yani. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.
Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hepiniz arkadaşlar. I begin to...